Bir ara verdi. Sonra af çıktı. Ben de enstitüde müdürüm, sosyal mühendisliğinde. Aziz geldi, dedim ki Aziz bu tezi tamamla kardeşim ya. Gel beraber sana bu tezi yaptıralım. O zamanki hocanın verdiği 40 vezir hikayeleri vardı. Dedim ki sana ben hocanın bu şeyidir. Ben bu tezi sana yaptıracağım. Bunun üzerine çalışacaksın. Gittik 40 vezir hikayelerini Topkapı Üniversitesi'nde araştırdı, buldu metinleri. O tezi geçen sene yani Aralık ayında tamamladık ve Aziz doktor oldu. En son kalan hocası. Yani biz şöyle diyelim, kürsümüzde kayıtlı olan bütün arkadaşlarımızın yarım kalmış hocalarımızın adında kayıtlı olan Saadettin Buluç'un, Necmettin Aceminoğlu'nun, Faruk Timurtaş'ın üzerinde kayıtlı olan bütün öğrencilerimizin hepsinin doktoralarını tamamlattık. Hiçbirisi kalmadı. Ben orada Saadettin Bey'in adına kayıtlı Mehmet Özbek vardı. Urfa Türkülerin Dil Özellikleri diye. Evet, Mehmet Özbek sanatçı, ses sanatçısı. Af çıktı. Eski öğrencilerin dosyalarını çıkarttık. Onlar başvuruyorlar. Geliyorlar ama şey yapmıyorlar. Böyle işte kaydolup gidiyorlar. Dedim ki bunları tamamlayalım. Yani zaten yapmış, başlamışım. Bir emek vermişim. Bitirmesi çok zor bir şey değil. Biz de yardımcı oluruz. Ve tamamlattık. O da geçen sene doktorasını tamamladı. Böylece kayıtlı arkadaşlarımızın hepsinin doktoraları tamamlanmış oldu. Hiç kaydolup da aftan da dönerek başvuran hiçbir arkadaşımız yarım kalmadı. Böylece hocamızın velut bir doktora yetiştirme hususiyeti de burada ortaya çıkıyor. Onu anlatmak için bunları söylüyorum. Bu bakımdan aslında hoca çok tabii bizim vakfın şey, Dugat Çesi'nde de var. Tabii hoca buradaki misalli sözlüğün tabii, onu da anlatayım. Evet. Onunla ilgili de hatıram var. Hoca şimdi bütün doktora öğrencilerini her şeyde Ramazan'da evine şey yapar, davet eder. Bütün doktora öğrencilerini evinde mutlaka bir iftar verir onları. Yemeği de bizzat hanım yenge hazırlar. Çok da güzel, lezzetli tabii ağız, damak zevki olduğundan çok da güzel yemekler hazırlar. Evi de verir. Ayrıca bunun dışında yazları da yazlığına da davet eder bazı çok samimi şeylerini. Öğrencilerini. İşte bir gün ben Halil Ersoylu, Şevki, Mısır'dan bir Şevki diye bir arkadaşımız var. Doktor öğrencisi orada. Şevki Hasan Şaban. Bir de bu fakültenin elektrik teknisyeni zannediyorum. Mahmut var, Urfalı. O dedi ki şeye gidelim. Kumburgaz'da yazlığa gidelim. Yazlığı vardı Kumburgaz'da. Oraya gidelim dedi bir hafta sonu. Bize gelin. Kendileri gittiler. Biz de davet etti oraya. Gidelim dedik biz de. Gittik. Neyse vardık eve. Gene yazlıkta masanın üstünde fişler var, sözlükler var. Hoca çalışıyor. Hoca dedi ki ya yazlık burası çalışmıyor. Hanım dedi ki vallahi bu işte orada da böyle, burada da böyle. Bu da devamlı çalışıyor. İşte o zaman kubbaltı sözlerine tarama çalışmalarında bulunuyormuş. Hep yanında fişler var. Fiş yazıyordu o zamanlar. Dolayısıyla kubbe altının emsalli sözlüğünde de hocanın emeği var. Onu da burada analım. Tabii hoca edebiyata karşı kendisi meraklı olduğu gibi meraklı olan öğrencileri de dile karşı, edebiyata karşı elinden tutar, onların da yetişmesine gayret gösterir. İşte imkanı olanları işte doktora öğrencisi olarak alır veya fakülteyi bitirdikten sonra herkes gelir hocadan işte ya tayin için bir şey ister, yardım ister. Hoca fakültede okuyup da onun etrafında olup da ondan yardım görmeyen kimse yoktur. Hocanın böyle bir şeyi vardı, yönü vardı. Etrafında bir aile oluştururdu o. Hep onlara yardım eder. Hem maddi hem manevi. Maddi de imkanı oldukça ona para yardımı da yapar. Daha sonra hocaya getirir. Ben de aynı şeyden geçtim. Asistan oldum. İşte öğretmenlik yapıyordum. Gültepe Endüstri Meslek Lisesi'nde. Asistan oldum geldim. Tabii oradan maaş alamadık. Geldik asistan olduk. Hemen de maaş vermiyorlar. Bodro yapacaklar. Efendim hazırlayacaklar. Bir sürü şey geçiyor. Bana çıkarttı 10 bin lira verdi. Dedi ki sen şimdi geldin maaşını alamadın. Bu dedi al bu parayı. Maaşını aldıktan sonra verirsin. Daha hiç istemeden. Çünkü biliyor insan hali. Bu
ben yaşadığım için anlatıyorum. Herkes böyle. Etrafında olup da maddi manevi kiminin doktorasına, kiminin doçentliğine, kiminin profesörlüğüne ondan yardım görmeyen kimse yoktu. Çünkü hocası da öyleydi onun. Ahmet Caferoğlu da öyleymiş. Bir geleneği kendi kürsülerinde bir geleneği devam ettiriyor hoca. Zaten mizacı da buna müsait. Hep yardımsever, iyiliksever. Mesela fakültede yemeğe gideceği zaman etrafında bütün hocalar talebeler alır götürür beraber. Hepsinin parasını kendisi verdirmez. Yani kesinlikle öyle bir şey var. Bir gün Şevki ile beraber işte Şevki doktora mı yok da yeterli gibi tanıdım. Neyse bir şeyi geçtik. İşte bir sevinçli günümüz var. Beraber yemeğe gideceğiz. Murat lokantası vardı. Müslüm'ün lokantası aşağıda. Laleli'de hemen inerken sağda zemin katta. Oraya gider genellikle. Hocanın talebesidir Müslüm hocanın. Hocanın damak zevkini de bildiği için yemekleri vesaireyi ona göre hazırlar. Oraya giderim dedi Şevki. Oraya, hoca da zaten oraya istiyor. Bazen üniversitenin yemekhanesine çok fazla gitmez profesörlere bile. Hemen o Müslüm'e giderim. Neyse gittik. İşte yemekleri yedik, siparişleri vesaire verildi. Hoca elini yıkamak için çıktı. Şevki dedi ki hadi gel parayı şey yapalım, ödeyelim şey Müslüm'e. Biz de tabii cahillik. Hoca varken elin cebine atılmaz. Bu usuldür. Büyük varken sofra büyüğün su küçüğündür. Onun için ödedik parayı. Sonra işte çay may içinde çıkacak. Hoca para ödemeye kalktı. Müslüm dedi ki hocam tamam dedi. Orada bize bir kızdı. Hiç o şey adam dedi hoca varken dedi para verilmez. Benim yanımdayken dedi para vermeyeceksiniz. Hani böyle de bir şeyi vardı, bir yönü vardı. Ondan sonra biz hoca olduğu zaman hiç bir derdi para ne bir şey ama hep beraberdik. Ben rahmetli hocayı tabii asistan olduktan sonra da hiç bırakmadım. Talebeyken de bırakmadık. Gece dersleri vardı işte. Beklerdik biz hocayı. Muhammed Bey, onu da analım burada Muhammed diyelim. 76 yılından itibaren artık hocayla o kürsünün tezli öğrencisi olduk ya, o kürsüden tez alıyoruz, o kürsüden tez yapacağız. Artık kürsünün hocalarıyla bir samimiyet oluşuyor tabii. Tez alırken de bir şeyim oldu hocayla, hatıram oldu. Mezuniyet tezi işte geçtik, bütün sertifika usulleriyle derslerimizi tamamladık. Son sınıfa geldik, 76-77 ders yılı. Mezuniyet tezi alacağız tabii, tez hazırlamamız lazım mezun olmamız için. Neyse ben rahmetli Kaplan Bey de derslerinde işte mesneviler üzerine çalışın. Yani bir mesneviye baştan sona incelemek, değerlendirmek lazım. Bir iki kere de bana da şey yapmıştı. Ben dedim ya bir mesnevi alayım da çalışayım. Cinani'nin Cilavül Kulubu'nu buldum, araştırdım. İşte kütüphaneden gittim, şeyden Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshasında fotoğraflarını da çektirdim. Ahmet Topaloğlu'na geldim, o da asistanımızdı. Dedim hocam ben dedim bunu çalışmak istiyorum dedim. Ne dersiniz? Dedi tamam hocaya söyle o zaman dedi. Adını dedi yazdır. Ondan sonra dedi başlayalım çalışmaya. Neyse hocaya gittim. İşte tez bak konuştuk sohbet ediyor. Sonra dedim hocam ben dedim bunu tez olarak çalışmak istiyorum. Baktı götürdüm çünkü örneklerde. Tamam dedi olur dedi. Kitabın hepsini aldık biz tabii. 3500 beyit. Ahmet Bey'e geldim. Dedim tamam hocam. Ben dedim kitabın hepsini yapacağım. Ahmet Bey dedi ki Mustafa dedi sen bunu 3 senede bitiremedin. Bu dedi kolay değil. Bunu dedim sen hepsini okuyacaksın, transkripsiyon yapacaksın, tek tek fişleyeceksin, indeksini yapacaksın. Hoca dedi indeks yaptırmadan bırakmaz öyle. Sen dedi bunu 3 senede bitiremem. Git dedi bunu yarısını al veya da bir kısmını al. Şimdi nasıl gidiyor hocaya? Olmaz. Ne yapacağım? Hoca dedi ki ya dedi birkaça böl bunu dedi. Yani bir kısmını al ya da başkalarına dedi bunu şey yap. Pay et. Neyse başka tez arayan bir iki arkadaş daha buldum yanıma. Kulakları çınlasın. Mehmet Aytel'le Hayri Sarı diye bir arkadaş vardı. Onlar da böyle metin arıyorlar. Bir şey bulamamışlar. Dedim ki ben buldum size dedim. Tez hadi dedim hocaya gidelim söyleyelim. Hocaya gittik. Hocam işte ben dedim Cilavi Kulübü almıştım falan. Hepsini yapayım diye düşünüyordum ama dedim biraz Ahmet Bey bunun çok hacimli olabileceğini söyledi. Acaba dedim bunu arkadaşlara pay etsek yapsak nasıl olur? Hem alıyorsunuz dedi hem böyle diyorsunuz dedi. Peki var mı dedi arkadaşlar? Yani şakayla söyledi. Dedim var hocam iki tane arkadaşım daha var. Neyse biz üçe böldük şeyi.
Üçümüz yaptık ama ben daha sonra onu, o kitabı kafama koymuştum yapmayı. Daha sonra onu bütün halde 5-6 nüshasıyla birlikte edisyon kritiğini yaparak metnini, sözlüğünü ve her şeyini hazırladım onu. Böyle de bir tez alırken şeyimiz oldu. İşte tez alıp böyle nereden geldik buraya? Tez çalışması bakımından herkese çok yardım eder. Yardım eder. Bir de tez çalıştırırken de öyle acele ettirmezdi. Yani bazen dışarıdan gelen böyle doktora öğrencileri var. Mesela Emine Hanım o zaman, o da Emine Gürsoy'du. O da Emine Naskali tabii, şimdi asker oldu, o zaman Gürsoy'du. O da hocadan tez yapıyor, doktora. İngiltere'den de, yurt dışından bir yerden geliyor. Sık sık gelemiyor tabii. Hoca tabii böyle acele işe fazla şey yapmazdı. Rıza göstermezdi. Osman Bey zannediyorum, İşte o acelesi olduğu için bir an önce bitirmesi gerektiğinden falan bir şey bahsetti ona. Yok dedi, olmaz dedi. Boyacı küpü değil bu dedi. Batır çıkar sürt, olmaz dedi. Yapıyorsa yapıyor, yapmıyorsa gitsin. Hiç şey yapmaz. Halbuki o Emine Hanım'da işte İhsan Gürsoy, babası, arkadaşı, onun kızı hiç öyle ilimde şey taviz vermezdi. Hiç olmamışsa bir şey, çalışma olgunlaşmamışsa onu asla şey yapmaz. Olsun demez. Onu olgunlaştıracak. Olgunlaştıktan sonra ancak onun kanaat getirdikten sonra evet derdi. Mükemmeliyetçi bir... Evet, öyle bir yönü var. Tezlerde şey yapmazdı. Hatta bazen çok ağır şeylerde, mesela Kemal Bey'e falan, Yaşar Akdoğan'a verdiği tezler, Ahmedi Divanı'nı verdi Yaşar Bey'e, Yaşar Akdoğan'a. Yaşar Akdoğan hazırlayamadı onu şeyde, askere gitti geldi sonra şey oldu. Çok zor şartlarda tamamladı. Çok edebiyatımızın en hacimli divanı Ahmedi Divanı. Çok büyük bir divan. Kimse altından kalkamadı ve Yaşar Bey onu tamamladı, bitirdi yani. Öyle bir şey de var. Öyle kolay da vermezdi. Yani tez, yani basit tez vermezdi. Onu demek istiyorum. Tabii hocanın çok kibar, nazik bir üslubu, kişiliği vardı. Yani böyle kızmaz, darılmaz. Genellikle içine atan bir yapısı var. Belki de bu feç geçirmesinde de bu tür mizacın etkisi olmuştu. Yani kızıp boşalan insanlar daha böyle şey oluyorlar, rahat oluyorlar. Böyle nazik, müetteb olup içine atan insanlar daha çok kırılgan ve hassas oldukları için daha çok çabuk hasta olabiliyor. Belki de hocanın böyle bir yönü de onun böyle bir feç geçirmesinde etkili olmuş olabilir. Çok nazikti bir kere, çok saygılı. Hocalarına karşı, arkadaşlarına karşı saygılı olduğu gibi talebelerine karşı da çok saygılı ve müeddepti. Herkesi önünü ilikler bir kere, derse geldiği zaman amfinin ortasında durur, ilikler önünü, çocuklara selam verir, ondan sonra derse başlar. Eğer sokakta gidiyorsa, başında fötr şapkası varsa şapkasını çıkarır, selam verir. Öyle müeddep, o, yani Osmanlı adabı dediğimiz bir terbiye usulüyle zaten yetişmesi çocukluğundan gelen bir tarzla kendini göstermiştir. Yani çok iffetli biriydi bir kere. Öyle kimsenin bir kere aleyhine falan da konuşmazdı. Hiç sevmediği insanlar bile olsa yanında böyle bir şey yapılmaya başlandığı zaman ondan şey yapardı. Bırak derim. Rahatsız olurdu. Ama yani dost çevresini, dost meclisini şey yaptığı zaman, olduğu zaman onlarla yarenlik yapmaktan, şiir okumaktan, böyle arada sırada mısra, beyit mırıldanmaktan da büyük zevk alırdı. O tabii arada bir mizahi şeyleri de anlatırdı. Bu da tabii onun yani edebi zevk ve müetteb bir edebi zevk sahibi olduğunu bize göstermekte. Tabii hoca yani ilim adamı, yani siyasette çok ilgilenmedi, yani siyasete de teveccüh etmedi. Hatta o zaman Nahit Menteşe'nin Milli Eğitim Bakanlığı mıydı o dönemde? O zaman hocaya Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığını teklif ettiler. Hoca dedi ki, bizim işimiz dedi siyaset değil, biz dedi kendi işimize bakalım, ben dedi burada ilim yapmayı daha çok seviyorum. Gitmedi. O zaman Nihat Akay zannediyorum millet müsteşarı oldu, arkadaşı yani, hoca gitmedi. Yani ilim rütbesini siyasette tercih etti. Dolayısıyla ilmi şeyi hocanın daha iyi. Tabii manevi değerlere de çok bağlı birisi hoca. Evi
ve gönlü herkese açıktı, cömertti. Yani evlatlarım dediği çocuklarını az önce de temas ettim, evine götürür, onları ağırlar, yedirir, içirir, onlarla hoş vakit geçirir, onlara şefkatle muamele eder, ihtiyaçlarını karşılar. Böyle bir yönü vardı hocanın. Tabii gönlü de tabii hassas, yani biraz ruhen de hassas birisi. Yani hanımının nişanlandıkları yıl ona bir şiir yazmış. Hanımı da onu hatıralarında anlatmıştı. Ben de kitabı aldım. O ilk harfler okuyunca hanımın adı çıkıyor. Akrostiş mi deniyor ona? Evet. Şöyle isterseniz onu da okuyayım. Bir tanemsin, benim her şeyimsin sen. İçimdeki yerin sıcak ve derin. Rüyadan güzeldir sevimli çehren. Sihirli gülüşün, güzel gözlerin. Ellerinde bahar ılıklığı var. Neşenden gönlüme ışıklar dolar. Yukarıdan aşağı okuyunca bir sen çıkıyor. Böyle hocanın edebi ve şiirsel yönü de oldukça zengin. Evet, hoca kısa ömründe dürüst, düzenli ve sistemli bir hayat geçirdi. Öyle tahmin ediyorum. Hanımının da anlattıklarında bu çıkıyor. Tabii evde de hoca yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Yani gecesi, gündüzü, yazı, kışı yok. Sürekli çalışıyor. Bu çalışma, yoğun çalışma temposu tabii. Sanki hayatının kısalığı ona bildirilmiş de o kısa zamanda bitirmesi gereken işleri bir an önce bitireyim dercesine böyle bir yoğun çalışma temposu içerisinde geçirdi hayatını. Yazda gidiyoruz, çalışıyor. Eve geliyor, çalışıyor. O kendi odasına gidiyor, çalışıyor. Yani dinlenme, pek dinlenme şey yoktu yani böyle. Hep çalışmakla geçirdi hayatını ve işte 1982 yılında da aklın rahmetine kavuştu. Abisinin onun için yazdığı bir şiir var, Kardeşim diye. Onu da okuyarak konuşmamı tamamlayayım. Epey zaman çünkü geçti. Göçtü sonsuzluklara canım aziz kardeşim. Yüreğim alev alev, dinmiyor hiç gözyaşım. Nur saçan bakışları karardı perde perde, iniyorken ezanlar elemli bir seherde. Söndü heyhat parlayan muhteşem bir avize, ışıklı bir dünyadan karanlık kaldı bize. Nasıl teslimiyetle verdi son nefesini, bir duyan unutur mu onun tatlı sesini? İlmin, fazlın, imanın sarsılmaz kalesiydi, vatan, millet aşkının çağıldayan sesiydi. Türk'ün dili, tarihi, musikisi, insanı eserlerinde renk renk aksettirir vatanı. Ecel kesti yolunu böyle bir çağlayanın, gözünde yaş kalır mı Faruk ağlayanın? Yalnız bir alim değil, bir alem söndü eyvah. Nasıl katlanacağız onsuz bir hayata? Ah, kısa ömrü boyunca gönüllerde taht kurdu. Sevgiyle dolup taşan emsalsiz kalbi durdu. Kader aldı götürdü onu altın çağında. Yüce Rabbim yer versin ona cennet bağında. Evet, rahmetli hocamız böyle hayata veda etti. Şu görselleri de size bitirerek konuşmamı bitireyim. Burada Mevlana seminerinde 15 Aralık 1973'te yine konuşma yapıyor. Burada Yüksek Öğretmen Okulu'nun açılış dersini veriyor. İşte öğretmen okulunda da görev yapmıştı. Burada odasında masası, şimdi o masada ben oturuyorum. Aynı yerde, aynı şekilde yerinde ben. Burada Millet Lirası Türkoloji Kongresi'nde tebliğ sunarken 1979 yılında, burada hemen bir duyuruyu da yapayım yeri gelmişken, inşallah bu sene bu Millet Lirası Türkoloji Kongrelerinin 40. yılı münasebetiyle 8.sini düzenleyeceğiz. Her şeyimiz hazır inşallah. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Edebiyat Fakültemizin gene o koridorlarında, amfilerinde 150 yurt dışından, 150 yurt içinden olmak üzere 300 katılımcıyla bu kongreyi muhteşem bir şekilde gerçekleştirme arzusundayız inşallah. Evet. Burası Türk Kültürün Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu toplantısında. Şu en başta sağda bakan Muharrem Ergin, onun karşısındaki de bizim hocamız. O karşı ortada oturan da İbrahim Kafesoğlu, masanın başında oturan.
Yine bu da Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'nün bilim kurulu toplantısında. Burada Bay Mirza Hayt'ta Tarabya Oteli'nde bir dille ilgili bir toplantı vardı. İlesam'ın neydi acaba? Bir toplantı olmuştu. O toplantıda Bay Mirza Hayt'la. Bu da 3. Millet Arası Türkoloji Kongresi'nin rektörlük kokteylinde öğrencileri Mustafa Özkan ve Muhammed Yiğit'le beraber. Bu gömlekli olan benim, öbür ceketli kravatlı olan da Muhammed Yiğit'ten Bey. Evet. Burada da yine işte bu bir geziye gitmiştik. Şeyde, Hünkar suyunda. Bu çantalı olan Şevki Abdüşaban Mısırlı arkadaş. Hocanın yanındaki o kısa kollu gömlekli ayakta olan benim. O aşağıda gözlükte oturan da fakültemizin o işte Urfa'lı olan teknisyen arkadaş. Zamanla nasıl değişiyor insan, değil mi? Burada Bekir Sıtkı Erdoğan'la Kök Dergisi şöleninde 1980'de. Bu da hocanın son yılları değil ama hemen hemen. Evet, bu hocanın doktorasını tamamlattığı öğrencileri. Hemen hemen bunların hepsi doktoralarını bitirdiler. Son kalanları da tamamlattık. Bu bırakanları da tamamladılar. Yalnız Muhammed Topaloğlu yurt dışındaydı. Onu bilmiyorum. Mustafa Uzun Marmara İlahiyat'tan tamamladı. Hasan Aksoy'da. Bunlar da doktoralarını tamamladılar. Bu da mezarı şehitlikte mezarı. Biraz mezarda kayma olmuş. Hocanın adına bir iki yerde okul yapıldı. Birisi Zeytinburnu İlköğretim Okulu'na, orada Faruk Kadir Timurtaş Ortaokulu adı verilmişti. Şimdi ondan İlköğretim Okulu'na çalışmış. Bir de Ankara Sincan'da hocanın adına yapılmış bir okul var. Faruk Kadir Timurtaş İlköğretim Okulu. Bu da okulun, Zeytinburnu'ndaki okulun bahçesi. Ve eserlerinden de kısaca şöyle ismen zikredelim. Alişir Nevai'nin Türk Dili'ne Hizmetleri. Bu Alişir Nevai hakkında yazdığı küçük bir kitapçık ama bu yazdığı ilk kitap Mehmet Akif Ersu Cemiyetimiz. Bu Osmanlıca kitapların ilk birinci baskısı. Bu doktora tezi Şeyh'in Hüsrev Şirin'i. Bu Dil Davası ve Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in dille ilgili görüşlerini inceledi çalışması. Bu Osmanlıca grameri, hocasına ithaf yazısı var üzerinde imzalı. Bu Şeyhi Hayatı ve Eserlerinden bir seçmeler yaparak neşrettiği çalışması. Bu da 1948'de yaptığı ikinci dil kongresi ve akademi adıyla yapılan kongre ve o kongreye katılan tebliğler sunan hocalarımızın tebliğlerini ihtiva eden çalışma. Bu dil davası, bu Burhan Bozgeyik bir arkadaşımız hocayla gazeteci Burhan Bozgeyik bir mülakat yapmıştı, onu kitaba dönüştürdü. O küçük kitapçığın basılmış şekli. Bu Mevlid, Mevlid'i neşretmişti hoca. Bin Temel Eser serisi içerisinden Yunus Emre ile Mevlid'i hoca hazırlamıştı. Bu da Peyami Safa'da Dergün Göze ile birlikte yapmış olduğu seçmeler kitabı. Bu Şeyhi'nin Harnamesi. Hoca Şeyhi eserleri üzerine çok inceleme yaptı. Bu onun Harnamesinin neşredilmiş şekli. Bu da Milli Üniversite ve Reform Hoca'nın milli üniversite kavramında ne anlaşıldığı, üniversite reformunun nasıl olması gerektiği hususundaki görüşlerine ihtiva eden çalışması. Bu da yine Bin Temel Eser serisinden çıkan Yunus Emre Divanı. Son olarak bunu Alfa Yayınları bastı. Geçen hafta daha piyasaya çıkarttılar. Çok baskısı yapıldı. Bu Osmanlı Türkçesi metinleri artık Osmanlı Türkçesini 3 seri halinde hazırlamıştı. Giriş, gramer ve metinlerdi. Bu ikincisi metinler, üçüncüsü gramerdi. Bu Türkçemiz ve uydurmacılık, işte hocanın dille ilgili uydurma kelimelere karşı yazmış olduğu makalelerini bir araya getirmiş şekli. Boğaziçi Yayınları'ndan çıkmıştı. Bu Eski Türkiye Türkçesi grameri aslında ilk baskısı fakülteden çıkmıştı ama daha sonra bunu Akça ve birkaç yayın evi bastı. Yine son olarak Alfa Yayınları
bu üç kitabını, Osmanlıcaları, Yunus Emre'yi, Tarih içinde Türk Edebiyatı ve Eski Türkiye Türkçesi gramerini bastı. Bu gene Osmanlıca giriş. Bu yeni kelimeler sözü işte uydurma olan olmayan kelimeleri ayırıp onların üzerinde yaptığı incelemeyi kitaplaştırdığı eseri. Bu da Osmanlı Türkçesi grameri bana imzalı vermişti. Tarih içinde Türk Edebiyatı Vilayet Yayınları'ndan çıkan ilk baskısı bu. Daha sonra tabii farklı yayın evlerinden de çıktı. Baki Divanı'ndan seçmeler yapmıştı hoca. Ölümünden sonra neşredildi bu çalışması. Kültür Bakanlığı yayınları arasında. Daha sonra ben hocamın bütün yazılarını bir araya getirdim. Dille ilgili yazılarının hepsi, bütün gazetelerde, dergilerde hepsini bir araya getirip Dille ve Türkçemiz adıyla Alfa yayınları neşretmişti. Şimdi herhalde yeniden neşredecekler zannediyorum. Bu da hocanın işte sanat edebiyatla ilgili yazdığı yazı. Mesela bir tiyatroya gitmiş, onunla ilgili bir yazı yazmış. Onun tenkidini yapmış. Bir eser yayınlanmış. İşte diyelim ki Yahya Kemal Bey adlının bir kitabı yayınlanmış burada. Hoca onun üzerine bir görüşlerini, basımını yahut da işte bir vefat olayı olmuş. Onun hakkında bir yazı yazmış. Hepsi bu eserde mevcut. Ben hepsini topladım. Bunları da ayrı ayrı, bölümleri ayırarak. Bu da milli yazılarını da bütün incelemelerini, tebliğlerini, bilimsel makalelerini de Türk Dil Kurumu'ndan makaleler adıyla neşrettim. En sonunda Hayatı ve Eserleri diye fakültemizde bir hocanın hayatı eserleri de neşretmiştim ama mevcudu kalmadı. Belki ikinci baskısını inşallah yaparız diye düşünüyorum. Böylece hocamızın hayatını ana hatlarıyla çok şeye girmeden hem görsel sizi de sıkmadık inşallah. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Herhalde duyulur. Hocam, Timurtaş hocamız hatıralarını yazmış mıydı? Birinci sorun bu. İkincisi, tam bibliografi yapıldı mı? Ortalama kaç makalesi yayınlandı dergilerde? Ve bunların tamamı kitaplaştı mı yoksa kitaplaşmayan makaleler de var? Şimdi hatıralarının olup olmadığı hususunda fazla bilgim yok. Yani şöyle, bilgim yok demeyeyim de. Bazı şeyleri var, not tutmuş. Onları vefat ettiği zaman hanımı Mertol Bey'e vermiş bazı şeyleri. Onlar Mertol Bey'di. Mertol Bey ne yaptı onları? Tutuyor mu? Ediyor. Ben bu hayatıyla ilgili çalışmalar yaparken dedim yenge sende bir şey var mı? Yani böyle bazı yararlanabileceğimiz şeyler. Ben de onları dedi Mertol'a verdim dedi. Ama bazı şeyler tutmuş, hatıraları var. Bazı mesela yaptığı şeyler, fakültedeki bazı hususlarla ilgili bazı notlarının, hatıraların olduğunu öğrendim ama o hatıralar bana intikal etmedi. Ben de fazla üstlenemedim. Yani belki orada, çünkü yenge bazı şeylerden böyle alınganlık gösterdi. Bazı orada demek ki hatıralarını okudu. Hocanın hatıraları vardı demek ki. Not aldığı, kendine özgü, mahrem sayılabilecek bazı şeylere oradan vakıf olduğunu anladım. Çünkü bir keresinde şey yaparken, sohbet ederken hocayla bir bakan, ah bu senin hocam da ne hocaymış gibi bana böyle bazı sitemli, senin hocam da hocaymış olan gibi böyle bazı şeyler, imalı ifadeler kullandı. Oradan anladım ki hocanın bir hatıratı var. Yazmış bazı şeyleri. Fakat o bana değil, Mertol Bey'e vermiş. Ertuğrul Bey de onu ne yaptı bilmiyorum. Şu ana kadar neşredilmedi onlar. Yazılarını ise ben aşağı yukarı bütün tabii gazeteleri tarayarak o dönem hayatın geçtiği dönemdeki gazeteleri tarayarak, dergileri tarayarak hepsini çıkarttım. Burada da bir şeyi var. Onları konularına göre tasnif ettim. Yıllarına göre tasnif ettim. Edebiyat yazıları, dil yazıları çıktıkları yerlere göre de teslim ettim bu kitabın içerisinde. Bunlar